Sevgili 10. sınıf öğrencilerim, öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu video belki de kanalımda izleyeceğin ilk video olacak ama emin ol son video olmayacak. Çünkü sene sonuna kadar seninle birlikte bu kanalda 10. sınıf konularını beraber halledeceğiz. İlk konumuz sayma ve olasılık konusu. Sayma ve olasılıktan başlayacağız ve sene sonuna kadar bütün konuları tek tek ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz seninle beraber. Ve okuldaki sınavlarına yönelik bir şekilde onlar yaklaşmadan konularımızı hep bitirmiş olacağız. Şimdi sınavlarınız Ekim sonuna doğru başlamış olacak. O zamana kadar bu konumuzu güzel bir şekilde seninle beraber işleyelim ve sen de o sınavdan çok iyi bir şekilde notunu al. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden konumuzu işlemeye başlayalım ve sınava kadar bu konuyu bitirmiş olalım. Sayma ve olasılık konumuzun ilk başlığı sayma yöntemleriyle başlayacağız ve burada da toplama yoluyla sayma ve çarpma yoluyla saymanın birbirinden farkı neymiş, örnekleri nasıl oluyormuş onları göreceğiz şimdi. Öncelikle toplama yoluyla saymayla başlayalım. A ile B eleman sayıları sırasıyla M ve N olan ayrık iki küme olsun diyoruz. Ve eğer bu iki kümenin birleşim kümesinin eleman sayısı bulunurken ben bunların eleman sayılarını toplarsam yani M artı N yaparsam işte orada toplama yoluyla saymayı uygulamış oluyorum. E peki toplama yoluyla saymayı ne zaman uygulayacağız? Burada da şöyle bir ifade görmemiz lazım. Diyecek ki mesela ayrık A veya B kümelerinden, A veya B kümelerinden bir tane eleman seçiminden bahsediyorsa eğer orada M artı N farklı yolla olur diyeceğiz. Yani burada hem A'dan bir eleman hem de B'den bir eleman seçmekten bahsetmiyoruz. A'dan veya B'den bir eleman seçebildiğim zaman o zaman M artı N yani toplama yoluyla saymayı uygulayacağız. Ve burada ipucu olarak da şundan bahsedebiliriz. Buradaki olaylar aynı anda yapılamıyor. Yani bahsettiğim gibi A ve B'den demiyorum ya burada. Ya A'dan ya B'den diyorum. Yani ikisinden aynı anda olmuyor. O yüzden de burada en çok dikkat edeceğiniz şeylerden biri olaylar kesinlikle aynı anda yapılamıyorsa ya ondan ya ondan bir seçim yapman gerekiyorsa toplama yoluyla saymayı uyguluyorsun. Ve şöyle bir ifade de mutlaka göreceksin. Eğer veya bağlacında varsa zaten o anlama geliyor. Ya ondan ya ondan anlamı geldiği için yine orada da toplama yoluyla sayma yapman gerektiğini bilebilirsin. Şimdi örneğimize bakalım. Diyor ki mesela Meltem'in 5 farklı pantolonu, 3 farklı eteği vardır. Ve Meltem giyeceği bir pantolon veya bir eteği kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi Meltem hem pantolonu hem de eteği aynı anda giyebilir mi? Giyemez değil mi? Aynı anda yapılamayan olaylar. Birinci ipucumuz gerçekleşti. Ve B diyor ki burada bir pantolon veya bir eteği. Bunda dikkat edebilirsin. Yine ikinci ipucumuz da var. O zaman diyoruz ki biz burada kesinlikle toplama yoluyla saymayı uygulayacağız. Bunu direkt veya vermese de soruda bazen öyle problemler olacak ki hani sana veya kelimesini vermiyor ama veya olduğunu ifade edecek şekilde cümleyi kuruyor. Burada en çok dikkat etmen gereken hani veya kelimesini görmesen bile olaylar aynı anda yapılıyor mu yapılamıyor mu ona da dikkat etsen iyi olur. Şimdi burada o zaman bakalım. Şimdi elimde benim 5 tane pantolonum, 3 tane eteğim var. Mesela gardırobun karşısına geçtin. 5 tane farklı pantolonun var. Bir tane pantolon seçeceksin. O pantolonu kaç farklı şekilde seçersin? 5 değil mi? Sonuçta 5 taneden bir tanesini alacağım. O zaman benim pantolonu alma ihtimalim burada 5 geldi. Peki eteği, 3 tane farklı eteğin var. O eteklerden bir tanesini seçme ihtimalin yine 3 taneden birini seçeceğin için 3 ihtimalin var. Ve ben pantolon veya etek seçeceğim için aynı anda yapılamadığı için toplama yoluyla sayma yani 5 artı 3 diyorum. Ve sonuç olarak da bu seçimi bir pantolon veya bir eteği 8 farklı şekilde yapmış olurum. Yani 8 ihtimalden birinde ya pantolon seçeceğim ya da etek seçeceğim ve bu kadar farklı şekilde seçeneğim olabiliyormuş. Şimdi aynı şekilde çarpma yoluyla saymaya bakın. Sonra sorularda bunları karşılaştırarak gideceğiz daha. Yine aynı şekilde A ile B eleman sayıları M ve N olacak şekilde iki ayrı küme aldık. Burada da eğer bu iki kümenin elemanların oluşturduğu sıralı ikilerin sayısı diyor. Yani burada bunların olma durumunu biz M çarpı N şekilde uyguluyorsak, M çarpı N farklı şekilde seçebiliyorsak burada da çarpma yoluyla saymayı uygulamış oluyoruz. Ve bunu da ne zaman yapacağız? A ve B kümelerinden birer eleman. Burada da ipucu şu olabilir. Yani bahsedeceği sana mantık olarak aktaracağı şey bu olabilir. A ve B kümelerinden bir eleman seçimi. Yani A'dan veya B'den demiyor. Hem A'dan hem B'den bir eleman seçmekten bahsediyor. Birer eleman seçmekten bahsediyor. Eğer bu şekilde sana ifade ediyorsa da biz orada çarpma yoluyla sayma deyip M ile N farklı şekilde seçim yapacağız. Yine ipucu olarak sana şunu söyleyebilir. Bu olaylar aynı anda yapılıyorsa.
Yani ben hem A'dan eleman hem de B'den eleman alabiliyorsam aynı anda, o zaman ne diyeceğim? Çarpma yoluyla sayma diyeceğim. Burada da yine ipucumuz var. Ve aynı şekilde V bağlacı da sana bir ipucu olabilir. Eğer V bağlacı da varsa, hem A, yani A ve B, işte şu kümeden bu kümeden V diyorsa arada, o zaman yine çarpma yoluyla saymayı biz kullanmış olacağız. Bakalım örneğin şimdi. Burada daha iyi farkı göreceksin. Diyor ki mesela Bülent'in 4 farklı gömleği, 5 farklı da pantolonu var. Bülent giyeceği bir gömlek ve bir pantolonu. Bir kere V'yi dedi bize, değil mi? Mantık olarak da ben hem gömleği hem de pantolonu aynı anda giyebilir miyim? Giyebilirim, değil mi? Mesela pantolon ve eteği aynı anda giyemiyordum ama pantolon ve gömleği aynı anda giyebilirim. O zaman bunlarda ne diyeceğiz biz? Aynı anda yapılabilen olaylardan bahsediyor. Yani çarpma yoluyla saymayı uygulayacağım. Şimdi benim 4 tane gömleğim vardı. Bülent'in 4 gömleği var. Bir tane gömlek seçme durumum nedir? 4 taneden bir tanesini seçeceksin. Yani 4 ihtimalin var. V dedik, çarpma yoluyla sayma uyguluyoruz. 5 tane farklı pantolon arasından da bir tane seçeceksin. Kaç ihtimalin var? 5 ihtimalin var, değil mi? O zaman 5 taneden bir tanesini seçme durumunda 5 durum geldi. Sonuç olarak biz bir gömlek ve bir pantolon seçerek toplamda 4 çarpı 5'ten 20 farklı şekilde bu seçimi yaparak bir kombin oluşturabiliyormuşuz. O yüzden de burada 20 farklı şekilde seçeneğimiz var diyoruz. Diğer bir soruya bakalım. Diyor ki 8 kırmızı bilye ve 3 mavi bilye vardır. Bunun dışında bu torbadan diyor bir kırmızı bilye veya bir mavi bilye kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi bir kırmızı veya bir mavi. Yani ya ondan ya da ondan seçim yapacaksın, değil mi? Kırmızı ve bilye, bir tane bilye çektiğinde o bilyenin hem kırmızı hem mavi olma ihtimali var mı? Yok, değil mi? Sonra yarısı kırmızı yarısı mavi olacak diye bir durum yok. Ya mavidir ya kırmızıdır. Bize de diyor ki zaten veya demiş ya arada. Kırmızı veya mavi, yani ya ondan ya da ondan seçim yapmanı istiyor. O zaman veya diyoruz zaten burada. Toplama yoluyla sayma, araya artı koyacağım. Bir tane kırmızı alma durumum, 8 tane kırmızıdan bir tane seçme ihtimalim, 8 ihtimal sonuçta. 3 tane mavi bilyeden bir tane mavi bilye alma ihtimalim yine 3 geldi. 8 artı 3'ten de 11 farklı şekilde ben bu bilyelerden birini seçebiliyormuşum. Yine birbirinden ayrı, yani aynı anda yapılamayan olaylar. Dördüncü sorumuza geldik. Burada da diyor ki 3 farklı etek, 5 farklı çanta ve 4 farklı gömlek arasından bir etek, bir çanta ve bir gömlek giyecektir. Buna göre Derya kaç farklı şekilde kombin yapabilir? Sonuçta ben eteği, çantayı ve gömleği aynı anda seçebilir miyim? Yani aynı anda giyebilir miyim? Evet, giyerim, değil mi? O zaman üçü de aynı anda yapılabilen olay. Yani burada da ne var? Çarpma yoluyla sayma. Bir etek seçeceğim. 3 tane farklı etekten birini alma ihtimalim 3 durum. Ve 5 farklı çantadan bir tane çanta seçme ihtimalim 5 durum ve 4 farklı gömlekten bir tane gömlek seçme ihtimalim yine 4 durum geldi. Ve bunların üçünün aynı anda yapıldığı için çarpımlarından ben 60 farklı şekilde kombin oluşturabiliyormuşum diyorum. Evet, 5. sorumuza geldik. Burada da diyor ki bir sınıfta 13 tane erkek öğrenci, 11 tane kız öğrenci var. Buna göre sınıfta bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi şöyle düşünün, sene başındasınız. Öğretmeniniz, rehber öğretmeniniz geldi. Sınıfta başkan yardımcısı seçeceğim dedi. Ve sınıfta 24 kişi var. 24 kişinin de hepsinin aday olduğunu düşün. Şimdi sen burada bir başkanı seçeceksin ya. 24 kişiden bir tane başkan seçme ihtimalim kaç? Hepsini parmak kaldırdın düşün. Yani herkes 24 kişinin 24'ü de parmak kaldırıyor başkan olmak için. Öğretmenin bir başkanı seçme ihtimali kaç burada? 24 farklı şekilde 24 kişiden birini seçebilir, değil mi? O yüzden de bir başkanı 24 taneden biri olabilir. 24 ihtimal var. V dedi. Şimdi hem başkan hem başkanı aynı anda seçmekten bahsediyor. Yani başkanı seç veya başkan yardımcısını seç demiyor. Hem başkan hem başkan yardımcısını seçeceğim için aralarına yine çarpma koydum. Aynı anda yapılan olaydan bahsediyoruz. Şimdi 24 kişiden biri başkan oldu. Peki başkan yardımcısı için kaç kişi aday olabilir? 24 değil, değil mi? Çünkü 24 kişiden biri başkan oldu. 24'ten biri çıktı. Geriye kaç kişi kaldı? 23 kişi kaldı. 23 kişinin yine aynı şekilde parmakları kalkıyor. Başkan yardımcısı için 23 kişiden birini seçme ihtimalin yine ne olacak? 23 farklı şekilde seçilebilecek. O yüzden de 24 çarpı 23 farklı şekilde başkan ve başkan yardımcısı seçilebilmiş olacak diyoruz. Devam edelim sorularımıza. Şimdi bu sefer de diyor ki 8 kişilik bir kulübün üyeleri arasında, bak bunu sen hemen yapabilirsin bence.
Üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazıcı seçilecek. Şimdi yine aralarında bunların V var. Yani hepsi, yani bir başkan, başkan yardımcısı veya yazıcı seç demiyor değil mi? Hepsini de seçmemi istiyor. O zaman çarpma yoluyla saymayı uygulayacağım burada. Aynı anda yapılacak bu olaylar. Peki bir başkan yardımcısını kaç farklı şekilde seçersin? 8 kişi olduğuna göre 8 kişiden biri başkan olur. Sonra biri başkan olduğuna göre geriye 7 kişi kaldı. Başkan yardımcısı için o zaman geriye kalan 7 kişiden 7 ihtimalim var başkan yardımcısı için. Sonra bir kişi de başkan yardımcısı olunca geriye 6 kişi kaldı. 6 kişiden de birini yazıcı seçebilirsin. Dolayısıyla yazıcı için de 6 ihtimalin var. Yani bunların çarpımı farklı şekilde başkan, başkan yardımcısı ve yazıcıyı seçmiş olacağız. Devam edelim. Yine bunlara benzer bir örneğimiz daha var. Birbirinden farklı 3 fizik, 4 kimya ve 5 biyoloji kitabı arasından 1 fizik, 1 kimya ve 1 biyolojiyi seçmeni istiyorum. Yine olayların hepsi aynı anda yapılacak mı? Evet. Hem fizik, hem kimya, hem de biyoloji kitabını seçmeni istiyorum. Arada da zaten V'yi de göstermiş. O zaman ne yapacaksın? Yine çarpma yoluyla saymayı uygulayacağım. 3 fizik kitabı içinden bir tane fizik kitabı seçme ihtimalim 3. Ve 4 kimya arasından bir tane kimya seçme ihtimalim 4. Ve 5 tane biyoloji kitabı arasından bir tane biyoloji kitabı seçme ihtimalim 5 farklı ihtimal. Bunların hepsinin aynı anda olmasını istiyorsam bunların çarpımı, yani 60 farklı şekilde bir fizik, bir kimya ve bir biyoloji kitabını seçmiş olacaksın. Şimdi sorularımızı biraz daha değiştirelim bakalım. Daha farklı sorular çözmeye başlayalım. Diyor ki A kentinden B kentine 7 tane farklı yol, B'den de C'ye 3 farklı yol vardır. Buna göre A kentten C kentine kaç farklı yolla gidebilir? Şöyle bir şemayı çizelim. A kentinden B kentine, B'den de C'ye. Buradan buraya 7 yol, buradan buraya da 3 tane yol varmış. Şimdi direkt burada A'dan C'ye giden bir yoldan bahsetmiyor. Yani A'dan C'ye gidebilmesi için mutlaka B'ye gelecek, B'den de C'ye gitmesi için 3 tane yoldan birini seçecek. Bize diyor ki A kentten C kentine kaç farklı yolla gidebilir? Şimdi bu şöyle bir durum değil, değil mi? Mesela A kentten C'ye giderken başka yol yok ya, mutlaka B'ye uğruyor ya. Yani soruda bana şöyle söylemiyor. A'dan B'ye git veya B'den de C'ye git gibi bir şey söylemiyor. Ben C'ye gitmek için B'ye uğramak zorunda mıyım? Evet, zorundayım. O zaman diyeceğim ki cümlem şöyle olacak. A'dan B'ye ve B'den de C'ye gidebilirim. Başka ihtimalim yok çünkü direkt A'dan C'ye gitme gibi bir ihtimalim olmadığı için A'dan B'ye ve B'den de C'ye giderek C'ye ulaşmış olacağım. Peki arada bir kere V dediğim için yine çarpma yoluyla sayma. A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidebiliyorum? 7. A'dan B'ye 7 farklı yoldan birini seçerek B'ye ulaştım. Ve B'den de C'ye gideceğim ya, yine kaç yolum var burada? 3. 3 yoldan birini seçerek de B'den de C'ye ulaştım. Sonuç olarak bunların çarpımı, yani 21 farklı şekilde ben bu seçimleri yaparak A'dan C'ye ulaşmış oluyorum. Soruları okuduğunuzda mesela burada V gibi veya ya da veya gibi bir bağlaç yok. Ama soruyu okuduğunuz zaman sana onu bir şekilde ifade ediyor aslında. Yani senin onu mantıken düşündüğün zaman burada acaba veya mı var? V mi var diye düşünmem lazım. Veya oluyor mu buna? Söyledik mesela. A'dan B'ye veya B'den C'ye gibi bir durumdan bahsetmiyoruz. A'dan B'ye ve B'den de C'ye gidecek. O zaman dedik ki çarpma yoluyla, dolayısıyla 21 farklı şekilde seçim yapabilmiş olduk. Şimdi A'dan, A kentinden C kentine kaç farklı yolla gidip dönebilir? Yine aynı şema. Şimdi A'dan B'ye 7 farklı şekilde gitti ve B'den C'ye 3 farklı şekilde gitti. Sonuç olarak şu an C'de. C'den de A'ya dönmesini istiyorum. C'den A'ya dönerken yine B'ye uğramak zorunda. C'den B'ye gelirken yine şimdi şöyle bir durum var. Mesela gidiş ve dönüşten bahsediyor ya. Yola gidip dönmesini istiyor. Mesela şöyle demiyor. A'dan C'ye gitsin veya işte C'den A'ya dönsün. Böyle bir şey söylemiyor değil mi? A'dan C'ye gidip dönebilir. Gitsin ve dönsün diyor. O zaman ne olacak? Gitme ihtimaliyle dönme ihtimalini yine çarpma yoluyla sayma. O zaman ben 7 çarpı 3 farklı şekilde C'ye gidebilir ve diyorum, yine çarpma koydum. C'den B'ye 3 farklı yolla, B'den de A'ya 7 farklı yolla gidebilir. Dolayısıyla bunların çarpımı şeklinde, yani 21 çarpı 21, hatta şöyle diyelim, 21'in karesi farklı şekilde A'dan C'ye gidip dönebilir diyorum. Dikkat ettik V ve veya'nın arada olup olmadığına. Diğer bir soruya bakalım şimdi. Diyor ki kullanılan yolu bir kez daha kullanmamak koşuluyla
A'dan C'ye kaç farklı yolla gidip dönebilir? Yine gitsin ve dönsün diyor ama sadece gittiği yolu bir daha gitmesin. Dönüşte mesela bu yolu kullanamayacak. Şimdi bakalım yine aynı şemamızda. A'dan C'ye giderken önce A'dan B'ye gidiyordu 7 farklı yolla. B'den C'ye gidiyordu 3 farklı yolla. Ve dönüşte de şimdi yine aynı şekilde V dedik araya dönsün istiyoruz çünkü. C'den B'ye giderken. Şimdi normalde C'den B'ye giderken 3 yolu vardı. Ama biraz önce hatta A'dan da B'ye giderken buradaki birer yolu kullandı. Kullanmasın dediği için artık burada kullanmadığı 6 tane yol kaldı. Burada da kullanmadığı 2 tane yol kaldı. O zaman C'den B'ye giderken bu iki yoldan birini seçecek ve B'den A'ya giderken de bu 6 yoldan birini seçecek. Dolayısıyla bunların çarpımı yani 21 çarpı 12 farklı şekilde A'dan C'ye burada bir kez kullandığı yolu kullanmamak şartıyla gidip dönebilir diyoruz. Evet, bunu da hallettiğimize göre diğer sorumuza geçebiliriz artık. Arada takıldığınız sorular varsa çocuklar mutlaka yorumlara yazın. Tekrar onlara olabildiğince geri dönüş yapıp aklınızdaki soruları halletmeye çalışacağım. Dediğim gibi siz oraya yorumlara mutlaka yazın. Hocam şurada takıldım, burada takıldım diye söylemeniz yeterli. Şimdi 9. soruya bakalım. Aşağıdaki şekilde demiş A, B ve C kentleri arasında yollar gösterilmiş. Bu sefer yolları bize direkt gösteriyor. Diyor ki gidilen yollar tekrar kullanılmamak koşuluyla tamam dönüşte kullanılmayacak. Ve dönüşte B'den geçmek şartıyla A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidip dönebilir? Şimdi dikkat et, dönüşte B'den geçmek şartıyla diyor. O zaman giderken B'ye uğramayabilir, bak ona dikkat et. Sonuçta direkt A'dan C'ye olan yollarım da var. A'dan B'ye, B'den C'ye olan yollarım da var. Giderken B'ye uğramadan da gidebilir, B'ye uğrayıp da gidebilir. Bunlara bakacağız ve dönüşte de mutlaka B'den geçmek şartıyla. Şimdi öncelikle A'dan C'ye giderken B'ye uğramak istemese kaç yolu var? 1, 2, 3 tane yolu var. O zaman önce bir A'dan C'ye 3 farklı yolla gitsin ve gidecek ve dönecek ya. Bu şekilde gitsin ve diyorum dönüşe geçtim şu an C'deyim. Dönüşte de mutlaka B'ye uğramak zorundayım mı? O zaman dönüşte ben C'den B'ye gelirken bu iki yoldan birini kullanacağım. Yani 3 farklı şekilde C'ye gittim ve dönüşte C'den B'ye gidebilmek için 2 farklı ihtimalim var. Ve B'den A'ya gelirken de 1, 2, 3, 4 tane ihtimalim var. Ben bunların çarpımı yani 24 farklı şekilde A'dan C'ye gidip dönüşte de B'ye uğramış oldum. Şimdi bu bir ihtimal. Bunu yapabilir veya neyi yapabilir? A'dan B'ye uğrayıp gidebilir. Dönüşte de yine zaten B'ye uğrayıp dönecek. Yani aslında bu söylediklerim iki farklı ihtimal değil mi? Yani ya A'dan C'ye giderken B'ye uğramadan gidecek veya A'dan C'ye giderken B'ye uğrayıp da gidecek. Şimdi ikisi de farklı durumdan bahsediyorum değil mi? Diyorum ki bu şekilde yapabilir veya bu şekilde yapabilir dediğim için bu söylediğim iki durum aslında toplama yoluyla sayma. Niye? Çünkü aralarında veya var. Ya onu yapacak ya onu. Bu yaptığım benim B'ye uğramadan yaptığım durumdu ve 24 farklı şekilde B'ye uğramadan gidip ama dönüşte B'ye uğrayarak dönebilir. 24 farklı şekilde. Veya diyorum, o yüzden araya artı koydum. Şöyle olabilir. A'dan B'ye gidecek, B'den C'ye, C'den de tekrar B'ye uğrayarak dönecek. Bir de bu ihtimale bakalım. Şimdi burada da A'dan B'ye gidecek. A'dan B'ye giderken 1, 2, 3, 4 tane yolu var. B'den de C'ye gidecek. 1, 2 yolu var. Bunlara gitti. Ve tekrar C'den de B'ye uğrayarak dönecek. Ama bir de şunu söylemişti. Giderken kullanılan yollar tekrar kullanılmayacak demişti. O zaman ben C'den mesela burada şöyle diyelim. Atıyorum gelirken A'daki şunu kullandım. B'de de bunu kullandım. Şu an C'deyim. C'den A'ya döneceğim. C'den A'ya dönerken normalde iki yolum vardı ama artık tek yolum var. Çünkü B'ye uğrayacağım ya. Bir tek bu yolu kullanabilirim. Bir durumum var ve B'den A'ya giderken 1, 2, 3 tane yolum kaldı. Çarpı 3 dedim. Bunların çarpımı şeklinde yani burada da 8 çarpı 3'ten yine 24 gelmiş. 24 farklı şekilde de A'dan B'ye uğrayıp C'ye gider ve tekrar B'ye uğrayıp A'ya döner. Şimdi bunların arasında çarpma var. Bunların arasında toplama var. Niye? Tekrarlıyorum. Bunların arasında çarpma var çünkü bunlar aynı anda yapılıyor. Gidiyor ve dönüyor. Gidiyor ve dönüyor. Bu ikisinin arasında ise toplama var çünkü 24 farklı şekilde B'ye uğramadan gider, döner veya 24 farklı şekilde de B'ye uğrayarak döner. Yani bu ikisi birbirinden ayrı durumlar. Ya o ya o dediğimiz için araya artı koydum ve sonuç olarak da 48 farklı şekilde bu işlemlerini yapıp yani A'dan C'ye gidip C'den de B'ye dönebiliyormuş.
Aralarında çok ince bir çizgi var. Bunu dediğim gibi mantığına oturttuğunuz zaman gerisi çok kolay aslında. Neden öyle oldu, neden böyle oldu diye ayrıntılı bir şekilde düşünürseniz doğru sonuca ulaşırsınız. Örneklerimizi çeşitlendirelim. Daha iyi anlayacaksınız böyle. Kümesinin elemanları kullanılarak demiş, 3 basamaklı kaç tane doğal sayı yazılabilir? Şimdi bakalım burada A kümesinin elemanları kullanılarak 3 basamaklı sayılar olmasını istiyorum. Şöyle basamaklarımızı alalım. 3 basamaklı sayı için rakamları farklı gibi bir şart yok. Bütün rakamları aynı olabilir. Ben 3 tane basamak için burada 1'den 5'e kadar olan 5 tane rakamdan herhangi birini istediğim bir yere yerleştirebilirim, değil mi? Yani yüzler basamağına 5 tane sayıdan 5'ini de yerleştirebilirim. Hatta şöyle diyelim, mesela yüzler basamağına 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i alabilirim. Kaç sayımız geldi? 5 tane. Onlar basamağına yine 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i yazabilirim. Kaç ihtimalim geldi? 5. Birler basamağına yine 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından birini yazabilirim. Kaç ihtimalim var? Yine 5. Şimdi ben yüzler basamağına bir eleman seçeyim veya onlar basamağına bir eleman veya birler basamağına bir eleman seçeyim demiyorum, değil mi? Yüzler basamağına bir eleman seçtim ve onlar basamağına bir eleman seçtim ve birler basamağına da bir eleman seçtiğim için bunların arasına çarpma koyuyorum ve çarpma yoluyla sayma yapıyorum. Sonuç olarak 5 üzeri 3'ten 125 farklı şekilde ben 3 basamaklı doğal sayı oluşturabiliyormuşum. Diğerinde ise diyor ki rakamları farklı. Şimdi yine 3 basamaklı sayımızı aldık. Rakamları farklı demiş. İster yüzler basamağından başla, ister birler basamağından başla fark etmez. Mesela yüzler basamağına 3, 4, 5. Bu 5 elemandan herhangi birini, 5 tane herhangi birini seçme ihtimalim 5 sonuçta. Herhangi birini yüzler basamağına yazabilirim. Ama şimdi diyor ki rakamları farklı demişti. O zaman rakamları farklıysa ben yüzler basamağını seçtiğim bir elemanı elemek zorundayım ki onu diğer basamaklara yazamam. Mesela buradaki 2'yi seçtiğimi düşünelim. O zaman onlar basamağında neler yazabilirim? 1, 3, 4 ve 5'ten herhangi birini yazabilirim. Kaç ihtimalim var? 4. Bunlardan da birini seçtim. Mesela burada da 1'i seçtiğimi düşünelim. Birler basamağında neler kaldı? 3, 4 ya da 5'ten birini seçeceğim. Burası için o zaman 3 ihtimalim var. Şimdi ben hem yüzlere, hem onlara, hem birlere birer eleman seçtiğim için bunlar yine çarpma yoluyla sayma. Dolayısıyla yine aralarına çarpma geldi. Burada da 60 farklı şekilde rakamları farklı 3 basamaklı doğal sayı elde edebilmiş oldum. Diğerine bakalım. Bu sefer de hem rakamları farklı hem de tek doğal sayı istiyor. Şimdi sayının tek olabilmesi için ne olması gerekiyor? Birler basamağının tek sayı olması gerekiyor, değil mi? Tek bir rakam içermesi gerekiyor. O zaman bakalım 3 basamaklı. Şimdi bir kere burada tek en önemli noktası burada tek olması. O yüzden de birler basamağıyla başlamak daha mantıklı. Peki tek sayılarımız neler var burada? 1, 3 ve 5 var. Birler basamağına 1'i, 3'ü veya 5'i alabilirim. Kaç ihtimalim var burada? 3 tane ihtimalim var. Rakamları farklı dediği için ben bunlardan birini yine eleyeyim. Mesela 5'i seçtiğimi düşünelim. 3 tane ihtimalim vardı, onu yerleştirdim. 5'i kullandığımı düşündüm, eledim. Geriye yüzler basamağı veya onlar basamağı ile devam edelim. Buraya neler yazabilirim? 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü yazabilirim. 5'i kullandığım için yazamam. Yüzler basamağı için kaç ihtimalim var o zaman? 4 ihtimalim var. Sonra bunların herhangi birini de tekrar eliyorum. Mesela 2'yi kullandım. Geriye 1, 3 ve 4 elemanlarından biri kaldı. Kaç tane ihtimal var? 3 tane. Yine bunların çarpımı farklı şekilde, yani 12, 36 farklı şekilde rakamları farklı tek basamak, tek sayı yazabiliyormuşuz. 3 basamaklı tek doğal sayı yazabilmiş olduk. Şimdi D'de de diyor ki 300'den büyük, rakamları farklı kaç doğal sayı yazabilir? Şimdi şartları gittikçe artıyor. Yine rakamları farklı demiş ve 300'den büyük olsun. Şimdi 300'den büyük olacaksa yüzler basamağına 1'i alamazsın, 2'yi alamazsın ama neleri alabilirsin? 3'ü alırsın, 4'ü alırsın, 5'i alırsın. 300'lü, 400'lü, 500'lü bir sayı olabilir sonuçta. Rakamları farklı dedi, elemeyi de unutmayalım. Şimdi bunlardan sonuç olarak 3, 4, 5 yani 3 ihtimalim var. Mesela burada 5'i seçtiğimi düşünelim. Sonra devam ediyorum. Burada rakamları farklı dediği için yazabileceğim elemanlar kimler? 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü yazabilirim. 4 ihtimalim var. Daha sonra burada yine rakamları farklı dediği için bir tanesini eledim. Geriye neler kaldı? 1, 3 ve 4 kaldı. 3 tane ihtimalim de burada. Kaç tane oldu toplamda? 36, yani bunların çarpımından 36 farklı şekilde ben bunu seçebildim. Şimdi bunların arasında mesela 300'den büyük demiş ya. Şimdi benim bu rakamları yazdığımda en küçüğü bir düşünelim bakalım. Herhangi bir hata yapmış olmayalım. Mesela yüzler basamağını 3'ü seçmiş olabilirdin.
Sonra şimdi 300'den büyük demiş ya, 300 gelme ihtimali var mı? Senin rakamların arasında sıfır yok değil mi? Yazsan da rakamları farklı, en küçük ne yazarsın mesela? 312 yazarsın en küçük. Sonuç olarak bu yazdıkların hepsi 300'den büyük gelmiş olur mu? Evet. En küçük bunu yazdım ve bundan sonrakilerin hepsi işte 500'lüye kadar toplamda kaç taneymiş? 36 farklı şekilde bu sayıları yazabiliyormuşuz. Evet, bunu da bu şekilde bulduk. Diğer sorumuza bakalım. 11. sorumuzda da yine bir A kümesinin elemanlarını kullanarak 3 basamak demiş. Kaç doğal sayı yazılabilir? Şimdi bu sorunun 10. sorudan farkı buradaki 0 elemanı. Bu 0 elemanı çok şey değiştiriyor. Ona dikkat edeceğiz. Kaç doğal sayı demiş. Şimdi 3 basamaklıyı yazarken. Şimdi ben normalde mesela burada yüzler basamağına kaç tane elemanım var? Benim 6 tane elemanım var. 6 tane elemandan herhangi birini yazarım demiştik ya biraz önce. Şimdi ama burada 0 var. Şimdi 0'ın yüzler basamağına gelme durumunda. Mesela şöyle bir sayı oluşsa. 0, 4, 5. Böyle bir 3 basamaklı sayı var mı? Yok değil mi? Sonuçta başındaki 0 olduğuna göre bu 2 basamaklı bir sayı. Ben 3 basamaklı bir sayı istediğim için burada yüzler basamağına yani en büyük basamağa sıfır yazma ihtimalin yok. O yüzden de sıfırı unutuyorum. Sıfır yok. Sıfırın dışında ben yüzler basamağına kaç tane sayı yazabilirim? 5 tane sayı yazabilirim. Burada yani yazabileceklerim bunlar 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından birini seçme ihtimalim 5. Rakamları farklı demediği için eleme yapmıyorum. Peki onlar basamağına sıfırı yazabilir miyim? Yazarım tabii. Mesela 504 sonuçta 3 basamaklı bir sayı. O zaman ben onlar basamağına 0, 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından birini yazabileceğim için kaç ihtimalim var? 6 farklı ihtimalim var. Aynı şekilde birler basamağı için yine 0, 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından birini yazabilme ihtimalim yine burada 6 geldi. Hem yüzler hem onlar hem birler basamağına seçtiğim için yine çarpma yoluyla sayma. Dolayısıyla 36 çarpı 5'ten 180 farklı şekilde 3 basamaklı sayı yazabiliyormuşum. Burada sadece 0'ın yüzler basamağına gelememe durumuna dikkat ettik. Onu unutmayalım. Şimdi B'ye geldik. Bu sefer de rakamları farklı olsun demiş. Buna da dikkat edeceğiz o zaman. Yine 3 basamaklı sayı. Ben yine yüzler basamağına 0'ı alamam. 0'ın dışında neler yazabilirim? 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından birini. Yani 5 farklı ihtimalim var. Sonra rakamları farklı dediği için ben bunlardan bir tanesini eleyeceğim. Mesela 4'ü eledim. Kaç tane kaldı burada? Tabii onlar basamağına 0'ı da alabilirim. Onu da yazacağım. 0'ı yazabilirim. 1'i, 2'yi, 3'ü ve 5'i yazabilirim. Yine kaç tane ihtimalim var? 5 tane farklı ihtimal var burada. 5 ihtimalden birliğiyle yazdım. Sonra bunlardan birini daha eleyeceğim. Mesela 1'i eledim. Birler basamağında neler yazabilirim? 0, 2, 3, burada 4'ü kullanmıştık ve 5'i. 2, 3 ve 5'i. Yani yine ben birler basamağı için kaç tane sayıdan birini seçeceğim? 4 tane sayıdan birini seçebileceğim için burada da 4 ihtimal var. Ve bunların çarpımından da 100 farklı şekilde rakamları farklı 3 basamaklı sayı elde edebildim. C'ye bakalım şimdi. Burada diyor ki rakamları farklı kaç çift doğal sayı? Şimdi çift olabilmesi için birler basamağının çift olması lazım, değil mi? Peki benim çiftlerim neler burada? 0 var, 2 var ve 4 var. Bu elemanlardan biri birler basamağına geldiğinde sayı çift olur. Şimdi şöyle getirsek, mesela birler basamağına 0, 2 ve 4. Bunlar gelirse sıkıntı yok. Ama şöyle bir durum var. Bir de yüzler basamağına da sıfırın gelmesini istemiyorduk. Sıfırla ilgili iki durum var o zaman. Yani mesela burada şimdi birler basamağına sıfır gelirse zaten yüzler basamağına gelemez. Orada bir sıkıntımız yok. Ama eğer birler basamağına 2 veya 4'ten biri gelirse yüzler basamağına sıfır gelebilir. O zaman da işler karışır. Şimdi diyoruz ki o yüzden bunları ayrı ayrı inceleyelim. Yani diyelim ki burada birler basamağına şöyle yazacağım. Birler basamağına sıfır gelme ihtimali veya diyorum diğer bir durumdan bahsettiğim için araya artı koydum. Veya birler basamağına 2 ve 4'ten biri gelir diyorum. Ve bu şekilde ihtimallerin toplamı yine benim sonucumu verir. Böyle yaparsak daha sağlıklı oluyor. Şimdi mesela birler basamağına sıfır geldiğinde buradaki ihtimalimiz nedir? Sonuçta bir tane ihtimalim var. Rakamları farklı dediği için sıfırı eledim. Yüzler basamağına neler gelebilir? 1, 2, 3, 4 ve 5'ten biri. Yani 5 tane ihtimalim var. Bunlardan birini eledim. Onlar basamağına neler gelebilir? 1, 3, 4 ve 5. Yani 4 taneden biri gelebilir. Aralarında da çarpma var. Şimdi bu durumlardan biri veya dedik birler basamağına 2 ve 4'ten biri gelebilir ya. Yani kaç tane ihtimalin var? 2. Şimdi burada mesela 4'ü kullandığımı düşün. 4'ü eledim. Yüzler basamağına neler gelebilir? 0 gelemez. Onu eledim. 1 gelebilir.
2 gelebilir, 3 gelebilir, 4'ü kullandım, 5 gelebilir. Kaç tane ihtimalim var? 4 tane. Bunlardan da yine bir tanesini eledik. Mesela 5'i eledik. Onlar basamağına neler gelebilir? Şimdi mesela 0 biraz önce yüzlere gelmemişti. Ama 0 buraya gelebilir artık, değil mi? Onlar basamağına gelebilir. 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Burası için kaç ihtimal var? Yine 4 ihtimal var. Bunların çarpımında, şimdi burada 5 çarpı 4'ten 20, burada 4 çarpı 4 çarpı 2'den 32. Yani 20 farklı şekilde burada birler basamağı 0 olan çift sayılarımız olabilir. Veya 32 farklı şekilde birler basamağı 2 veya 4'ten 1'i gelerek oluşturulabilen yine 3 basamaklı sayılarımız olabilir. Bunların toplamı farklı şekilde, yani 52 farklı şekilde ben rakamları farklı çift 3 basamaklı sayı oluşturabiliyorum. Dediğim gibi bunların toplamını bu şekilde almış oluyoruz. D'ye bakalım şimdi. Burada da diyor ki rakamları farklı 5 ile tam bölünebilen kaç doğal sayı yazılabilir? Şimdi 5 ile bölünebilmeyi nasıl yapıyorduk? Sayının 5 ile bölünebilmesi için birler basamağı ya 0 olacaktı ya da 5 olacaktı, değil mi? Yani ben burada mesela biraz önce çiftleri aldım ya birler basamağına. Bu sefer de birler basamağının 0 ya da 5 olma durumunu inceleyeceğim. Yine 3 basamaklı sayıdan bahsediyoruz. Birler basamağı 0 ya da 5 olacak diyoruz. Ama şimdi 0 yine aynı şekilde yüzler basamağına gelme durumu, gelmeme durumunu inceleyeceğiz ya. O yüzden biraz önceki D şıkkında olduğu gibi biz bunları ayrı ayrı yaparsak daha sağlıklı sonuca ulaşmış olacağız. Diyeceğiz ki 3 basamaklı sayımızın birler basamağı 0 olsun. Bir de 3 basamaklı sayımızın birler basamağının 5 olsun. Bu durumları ayrı ayrı inceleyelim. 0 olma durumu 1. Yüzler basamağına 0 gelemiyordu. O zaman gelebilecek sayıların 1, 2, 3, 4 ve 5'i alabilirim. Yani 5 taneden biri. Rakamları farklı demiş, bir tanesini eledim. O zaman buraya kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Bunların çarpımı, yani 20 farklı şekilde burada 5 ile bölünebilen sayılar bulabildim. Bir de diğerinde birler basamağı 5 olmadı, yine bir durum var. 5'i kullandım. Yüzler basamağına 0 alamıyorum. Neler gelebilir o zaman buraya? 1, 2, 3 ve 4. Yani 4 taneden birini kullanabilirim. Rakamları farklı demiş, bir tanesini eledim. Onlar basamağına neler yazabilirim? 0 yazabilirim artık onlar basamağına. 1'i alırım, 2'yi kullandım, 3'ü alırım, 4'ü alırım. Burası için de yine kaç ihtimal geldi? 4 tane ihtimal geldi. Bunların çarpımı, yani 16 farklı şekilde de ben bu doğal sayıları oluşturabildim. Şimdi diyorum ki rakamları farklı 5 ile bölünebilen 20 farklı şekilde birler basamağı 0 olan 20 farklı sayı gelebiliyor. Birler basamağı 5 olan da 16 farklı sayı gelebiliyor. O zaman bunlardan biri veya bunlardan biri olacağı için toplamda 36 farklı şekilde ben bu sayıları oluşturabiliyormuşum. Dikkat ettiyseniz hem toplama yoluyla hem de çarpma yoluyla saymayı aynı anda birlikte kullanmış oluyoruz. Mantığına oturttuğunuz zaman zaten hiç bu şekilde zorlanmıyorsunuz. Direkt neyin nerede olması gerektiği hemen aklınıza geliyor. Devam edelim, 12. sorumuzdayız. Şimdi burada diyor ki kümesinin elemanlarıyla yazılabilen rakamları farklı 4 basamaklı sayıların kaç tanesi 3000 ile 5000 arasında bulunan bir çift sayıdır? Şimdi 4 basamaklı sayı alacağım ve sayının 3000 ile 5000 arasında olmasını istiyorum. O zaman bir binler basamağı 3 olabilir, 4 olabilir. Şimdi 5 olsa 5000 arasında demiş. Yani 5000'den sonuçta küçüklerden bahsediyor, değil mi? 3000 ile 5000 arasında. Zaten rakamları farklı dediği için 5000'de alamam. Yani 0000'ları da alma ihtimalim yok. Çünkü rakamları farklı diyor. Dolayısıyla 5000'den küçüklerden bahsediyoruz. O zaman ben birler basamağı, binler basamağına sadece 2 tane elemandan birini alabilirim. Sonra ne demiş bana? Çift doğal sayı olsun demiş. Şimdi çift olsun dediğine göre ben birler basamağına neler alabilirim? 0'ı alabilirim. Bunun dışında 2'yi alabilirim. 4'ü alabilirim. Şimdi yine durumlar çakıştı. 4'ün hem binler basamağına hem de birler basamağına gelme ihtimali var. O yüzden de benim bunları yine ayrı ayrı yapmam lazım. Hemen şöyle yapalım. Buradaki durumları yine ayrı ayrı yapıyorum. 4 basamaklı 2 ihtimalim var. Diyeceğim ki bir binler basamağına 3 gelsin, bir de binler basamağına 4 gelsin. 3 gelme ihtimali 1. Birler basamağına neler gelebilir peki çift olması için? 0 gelebilir, 2 gelebilir, 4 gelebilir. Dolayısıyla burada 3 tane ihtimal var. Rakamları farklı dediği için burada 3'ü mesela kullandım, 3'ü eledim. Daha sonra burada da mesela 2'yi kullandım, 2'yi de eledim. Toplamda kaç tane sayım vardı benim? 6 tane. Bunlardan 2 tanesini eledim, sonuçta 3'ü de kullandım. 4 taneden birini buraya, bir tane daha elemiş oldum. 3 taneden birini de buraya yazabilirim. Yani burada çarpımlarından yine 12, 36 farklı şekilde 3000'li sayılar oluşturabiliyormuş.
Diğerine bakalım. Şimdi 4000 olabilmesi için 4 gelebilme durumu 1. 4'ü kullandım. Birler basamağına çift olabilmesi için 0'ı ya da 2'yi alabilirim. 4'ü kullandığım için alamam. Mesela burada da 0'ı kullandığımı düşünelim. Burada 2 tane ihtimalden 1'i geldi. Ya 0'ı ya 2'yi alabildiğim için. Birini kullandım. Şimdi yine benim sonuçta 6 tane sayım vardı. İkisini eledim. O zaman buradaki yüzler basamağına 4 taneden birini daha eledim. Onlar basamağında 3 taneden birini yazabiliyorum. Bunların çarpımı yani buradan 12 çarpı 2'den 24 farklı şekilde de burada 4000'li sayılar oluşturabildim. O zaman toplamda 60 farklı şekilde ben 3000 ile 5000 arasında çift sayılar elde edebilmiş oldum. Evet, burada bitirdik. Devam edelim şimdi. 13. sorumuzda ise diyor ki A kümesinin elemanları ile yazılabilen doğal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan 281. doğal sayı kaçtır? Şimdi burada şöyle düşünelim. 1 basamaklı olabilir, 2 basamaklı olabilir, 3 basamaklı olabilir sayılarımız değil mi? Mesela 1 basamaklı olan kaç tane olabilir? 5 tane sayıdan biri, sayı 2, 3, 4, 5, 6 olabilir sonuçta. Kaç tane geliyor burada? 5 tane geldi. Yani 1 basamaklı sayılarımız o zaman neymiş? 5 tane. Peki 2 basamaklı neler olabilir? 2 basamakları da şöyle inceleyelim. Burada rakamları bize farklı demediği için 2 basamaklı da ben bu 5 tane sayıdan herhangi birini onlar basamağına, 5 tane herhangi birini de birler basamağına alırım ve bunların çarpımı yani 25 tane 2 basamaklı sayı oluşturabiliyorum. Toplamda ne oldu? 30 tane sayımız olmuş oldu. Daha sonra 3 basamaklara gelelim. 281'e yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Şimdi 3 basamakları düşünelim. Yine rakamları farklı demediği için. Şimdi ben burada mesela bu 5 taneden biriyle 3 basamaklı sayının yüzler basamağını oluşturabilirim. Eleme yapmıyorum rakamları farkı demediği için. Yine onlar basamağında 5 taneden birini seçebilirim. Birler basamağında yine 5 taneden birini seçebilirim. Bunların çarpımından da 125 tane 3 basamaklı sayı gelmiş oldu. Şimdi buradaki sayıları topladığımız zaman kaç tane oluyor? 125, 150 ve burada 155 geldi. 155 tane sayı oluşturduk. Ve bunların hepsi şu ana kadar 1, 2 ve 3 basamaklı sayılar. 281'e yaklaşmadık da o zaman 280'li sayılar 4 basamaklı sayılarda. Bir de onlara bakalım. Şimdi 4 basamakları düşünsem ben mesela 4 basamaklı bütün sayıları düşünsek hepsine 5 5 5 dediğimiz zaman 625 yani 281. sayıyı çok geçiyoruz. O zaman o kadar da büyük değil. Netleştirelim o zaman. Diyelim ki mesela 4 basamaklı sayımızın en küçük basamak ne var mesela burada? 2. 2000'li bir sayı olsun. Yani ben buraya 2 sayısını yazdığımda o zaman burada bir ihtimalim var. 2000'li bir sayıda kaç tane ihtiyacım var benim bu arada? Toplam 155 oldu. 280 için en azından 125'e ihtiyacım var değil mi? 125 tane sayı daha lazım. O zaman şöyle diyelim. Burada 2'yi yazdım. Yani 2000'li bir sayıdan bahsediyoruz. Yüzler basamağına yine 5 tane sayıdan biri, onlar basamağına 5 tane sayıdan biri, birler basamağına 5 tane sayıdan birini yazmış olsam bunların çarpımından 2000'li olan toplamda yine 125 tane sayı gelecek. Şimdi bunların hepsini topladığım zaman toplam kaç oldu? 250, 275, 280. 280 tane sayıyı bulmuş olduk. Ve 280. sayı kim burada? 2000'li sayıların en büyüğü değil mi? Sonuçta burada yazabileceklerimin hepsini yazdık. 2000'li sayıların en büyüğü 280. sayı. O zaman 281. sayı ne olacak? 2000'li sayıların yine aynı şekilde burada en büyüğünü yazdık ama 3000'li sayılara geldi sıra. 3000'li sayıların da en küçüğü 281. sayı olacak. O yüzden de sayımız şöyle. 3000'li sayıların en küçüğü. 3000 gelecek. Rakamları farklı demediği için hepsini alabilirim burada. 3000'li geldi. Rakamları mesela ben burada 2'yi alabilirim yüzler basamağına. Onlar basamağında 2'yi alırım. Birlere de 2'yi alırım. Yani 3000'li sayıların içerisindeki en küçük sayı 3222 sayısı olur. Dolayısıyla bu da benim söylediğim neydi? 3000'li sayıların en küçüğü 281. sayı olacak demiştik. O yüzden de cevabımız burada 3222 gelmiş olacak. Devam edelim soru tarzlarımıza. 14. sorumuza diyor ki 6 tane mektup 5 tane posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Şimdi bu soru tarzını şöyle düşünelim. Elimde 5 tane posta kutusu var. Şöyle çizelim biraz daha görselden gidelim. 5 tane posta kutusu var ve 6 tane de mektubumuz var. Ben bu mektupları bu posta kutularına kaç farklı şekilde atabilirim demiş. Şimdi hepsini tek tek düşünelim. Mesela ben birinci mektubu.
5 tane posta kutum var ya, birinci mektubu istediğim posta kutusundan birine atabilirim değil mi? Kaç ihtimalim var? Birinci mektup için kaç ihtimalim var benim? 5 tane ihtimalim var. E peki geldim ikinci mektuba. İkinci mektubu da bunlardan herhangi birine atabileceğim için ikinci mektup için de 5 ihtimalim var. Ve diyorum şimdi burada da şuna dikkat edin. Bir tane birinci mektubu at veya ikinci mektubu at veya üçüncü mektubu at demiyor. Hepsini at diyor değil mi? O yüzden aralarında bunların yine V var. Birinci mektubu attım ve ikinci mektubu herhangi birine attım ve üçüncü mektuba geldim. Üçüncü mektubu da bu 5 tane posta kutusundan yine birine atacağım. Ve dördüncüyü, beşinciyi ve altıncı mektubu yine bu 5 posta kutusundan birini seçerek atacağım. Yine 5 ihtimalim var. Ve o yüzden de ne olacak? Toplamda 5 üzeri, yani bunların hepsinin aralarında çarpma var. Bunu da üstü sayı olarak gösterelim. 5 üzeri 6 farklı şekilde ben bu posta kutularını atma işlemini yapabiliyormuşum. Diğerinde de şöyle bir şart söylüyor. 4 mektup 5 posta kutusunda, 1 posta kutusunda en çok 1 mektup olması şartıyla. Şimdi biraz öncekinde öyle bir şey söylememişti. Hepsini mesela bir tane posta kutusuna da atmış olabilirdim biraz önce. Ama burada diyor ki bir posta kutusunda en fazla 1 tane mektup olsun. Şimdi bakalım. Yine 5 tane posta kutumuz var burada ve 4 tane de mektubumuz varmış. Şimdi ben bu mektupları yine tek tek düşüneyim. Birinci mektubu bu 5 tane posta kutusundan herhangi birine atma durumum var değil mi? Kaç ihtimalim var? 5 tane ihtimalim var. Ve diyorum. Şimdi mesela bunu attım, bu iptal. İkinci mektubu atabileceğim kaç tane posta kutusu kaldı? 1, 2, 3, 4. İkinci mektubu 4 posta kutusundan birine atabilirim. 4 ihtimalim var. Mesela bunu attım. Ve diyorum üçüncü mektuba geldim. Bu sefer diyorum ki üçüncü mektubu, yani bunu da bu posta kutularından yine 3 tanesinden birine atabileceğim için 3 ihtimalim var. Buraya mesela attım. Geldik son mektuba. Bu mektubu da bu iki posta kutusundan birine atabileceğim için 2 ihtimalim var. O yüzden de çarpı 2 diyorum. Bunların çarpımından da 20 çarpı 6'dan 120 farklı şekilde bu seçme işlemini, yine yani atma işlemini yapabiliyormuşuz. Buradaki şartımız birçok şeyi değiştirdi. Biraz önce öyle bir şart yoktu. Hepsini tek tek hepsini atabilirdim. Ama burada en fazla bir tane atabil dediği için 120 farklı şekilde atılabilmiş oldular. Devam edelim. Diyor ki Emel telefonu için 4 rakamlı bir şifre oluşturacaktır. Buna göre Emel kaç farklı şekilde oluşturabilir? Şimdi 4 tane burada rakam seçeceğim. 4 rakamlı da, şimdi bunlar bu 4 basamaklı bir sayı değil, dikkat edin. 4 rakamlı bir şifre. Mesela telefonunuzda şifre oluşturuyorsunuz. 4 basamaklı değil. Basamak olmadığı için burada ilk baştakine 0 gelmeyecek gibi bir şey yok. Çünkü 4 basamaklı bir sayı değil bu. Mesela sen şifreni oluştururken telefonda 0'la da başlayabilirsin değil mi? Sorun yok. Şimdi o zaman benim elimdeki rakamlar kimler? Şöyle bir telefonda bir göz attığın zaman orada hangi rakamları yazabiliyorsun? 0'dan başlayıp 9'a kadar olan bütün rakamları kullanabiliyorsun değil mi? O zaman ben burada rakamları da birbirine, yani hepsi birbirinden de farklı olsun demediği için buradaki ilk seçtiğim sayı buradaki 10 tane rakamdan biri olabilir. Sonra yine aynı şekilde ikinci seçtiğim sayı 10 rakamdan biri. Üçüncü seçtiğim sayı yine 10 rakamdan biri. Dördüncü seçtiğim de yine 10 tane rakamdan biri olabilir. Ve ben bunu 10 farklı şekilde ve bunu 10 farklı ve bunu 10 farklı şekilde seçebileceğim için de burada ne olacak bu cevabımız? 10 üzeri 4. Yani 10 taneden birini seç veya ikincisinde 10 taneden birini seç demiyoruz. Her bir ihtimal için, yani 4 tane şifre, 4 tane rakam seçeceğiz ya. Her bir rakam için 10 tane farklı durumumuz var ve bunların toplamında da 10 üzeri 4 farklı şekilde ben bu 4 basamak 4 rakamlı şifreyi oluşturabilmiş oluyorum. Devam edelim. Burada da diyor ki her biri 5 seçenekli olan 30 soru için cevap anahtarı oluşturulacaktır. Buna göre kaç farklı cevap anahtarı hazırlanabilir? Şimdi 5 seçenekli mesela A, B, C, D ve E. 30 tane sorudan bahsediyoruz. Birinci soruda bu seçeneklerden birini seçme ihtimalin kaç? 5 değil mi? 5 taneden birini seçersin. İkinci soruda şimdi demiyor ki bana birini seçtiğin işte öteki de aynı olmasın falan, herhangi bir şart yok. İkinci sorunun da cevabı, mesela birinci sorunun cevabı A olabilir. İkinci sorunun da yine aynı şekilde 5 seçenekten birini seçeceksin. O da A olabilir. Hiçbir şart yok dediğim gibi. O yüzden ikinci sorunun cevabı da 5 tane seçenekten biri olabilir. Üçüncü sorunun cevabı da yine bu 5 seçenekten biri olabilir. Ve bu şekilde devam eder. 30. sorunun cevabı da yine bu 5 seçenekten biri olabilir. Yani yine seçme ihtimalin 5. Dolayısıyla her bir sorunun burada
seçtiğin için 30 tane var burada. Sonuçta ne olacak? 5 üzeri 30 farklı şekilde sen bu cevap anahtarını oluşturabilmiş olacaksın. Diğerine bakalım. Şimdi burada biraz daha şart veriyor. Diyor ki 5 seçenekli 30 test sorusu için bir cevap anahtarı oluşturulacak. Ve ard arda gelen herhangi sorunun cevabı farklı olmak şartıyla bu cevap anahtarı kaç farklı şekilde oluşturulabilir demiş. Şimdi 10 tane sorumuz var. Yine 5 seçeneğimiz var. Yani burada A, B, C, D, E'den bahsediyoruz yine. Birinci sorumuzun cevabı için, birinci soru için 5 seçenekten birini seçersin. 5 geldi. Sonra mesela burada B'yi seçtiğini düşün. İkinci sorunda arka arkaya gelenlerin cevabı farklı olsun demiş sana, değil mi? Sen ikinci sorunda tekrar B'yi seçebilir misin? Seçemezsin, değil mi? İkinci soru için seçebileceğin seçenekler neler? A, C, D ve E. Yani 4 farkından birini seçebilirsin. Mesela burada da atıyorum E'yi seçtin. İkinci sorunun cevabı E. Üçüncü sorunun cevabı için bu sefer arka arkaya gelen, yani üçüncü soruda sen E'yi seçemezsin. Ama artık B'yi seçersin, değil mi? Çünkü B'yi biraz önce birinci soruda kullanmıştın. 1 ile 3'ün arası arka arkaya olmadığına göre sen yine B'yi, A'yı, C'yi ve D'yi seçebilirsin ama E'yi seçemezsin. O zaman 3. soru için yine aynı şekilde 4 tane farklı ihtimal geldi. Ve bu böyle devam ediyor. 4, 5, 6 yani 10. soruya geldiğinde de yine arka arkaya gelenler aynı olmasın dediği için yine 10. soru içinde 4 farklı seçenekten birini seçebiliyorsun. O zaman ne olacak burada? 5 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Bir tane 5 ihtimalim var. 9 tane de 4 tane durum seçme ihtimalim var. O yüzden de burada cevabımız 5 çarpı 4 üzeri 9'dur diyoruz. Ve bu kadar farklı şekilde cevap anahtarını oluşturabilmiş oluyoruz. Ve böylece sayma yöntemleriyle ilgili olan videomuzu tamamlamış olduk. Ve ben eminim ki sen toplama yoluyla sayma ve çarpma yoluyla saymayla ilgili olan aradaki farkları kesinlikle çok iyi bir şekilde anladın. Çünkü bunlarla ilgili birbirinden farklı bir sürü örnek çözdük. Eminim okulda çözdüğünüz veya çözmediğiniz tarzda örnekler de gelmiştir karşına. Sonuçta sınavda da karşına çıkabilir ya da test kitabında da karşına çıkabilir diye. Olabildiğince çok fazla soru çeşidi eklemeye çalıştım. Ama şimdi bunları biz güzel bir şekilde, evet videoyu güzel bir şekilde dinledin, çok iyi bir şekilde de anladığına da eminim dediğim gibi. Ama şu anda ihtiyacın olan ne biliyor musun? Çok kısa bir dinlenme süresi ve sonra da ardından bunlarla ilgili soru çözmeye ihtiyacın var. Çünkü sen eğer soru çözersen bu şekilde pekiştirmiş olacaksın. Şu an sadece dinledin, öğrendin ama pekiştirmediğin için daha hafızaya tam olarak böyle çok iyi bir yerlere yerleştirmedin. Bunlarla ilgili de soru çözersen çok iyi bir şekilde kalıcı olarak öğrenmiş olacaksın. O yüzden dediğim gibi bunlarla ilgili sorularını çöz ve ardından diğer videoda, faktöriyel videosunda seninle birlikte görüşelim. Diğer videoyu izlemeyi unutmuyorsun ve aksatmıyorsun. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.